Herkese New York'tan merhabalar, bu Amerika serimizin son bölümüne geldik, Selçuk yanımızda, hoş geldin abi, seni konuşturmayacağım ya çünkü sponsorlarımı saymam lazım, bu Amerika harika serinin olabilmesi için birkaç destekçimiz vardı, öncelikle Otelze, Otelze şu ana kadar benim kullandığım en iyi otel pazar yeri booking tarafında, mutlaka deneyin, her otel randevunuzda size küçük bir puan veriyor, akabinde sonraki randevunuzda oradan indirim yapıyor size. Bence güzel özellik. Sponsorumuz değil ama Türk Hava Yolları'na teşekkürler. Bizi çok iyi anladılar, çok iyi destek oldular, harika hizmet verdiler. Teşekkürü borç biliyorum. Bölümümüzün sponsoru var bir de. E, Pia Piri. Aslında Eren Bali bölümünde de bahsetmiştim. Ünlüyen Ko'nun hisse alıp satabileceğiniz, yatırım yapabileceğiniz ve bence daha önemlisi bu finansal okur yazarlık tarafında içeriklerle kendinizi geliştirebileceğiniz yepyeni bir uygulama. Çok iyi gidiyorlar. Mutlaka açıklama kısmından bakın diyorum. Gayet hızlı hallettim. Süper. Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. New York'ta beni ofis evinde <laughs> e, ağırlıyorsun. Her taraftan bir hikaye var. Yani Hı -hı. girişimci de oldun, yatırımcı da oldun. E, çok iyi bir ak akademi var. Sana, ben Senden tek ricam Bunch'ı bana önce bir anlat. Sonra benim sorularım gelecek. Bunch işte insanların cep telefonuna indirdikleri bir uygulama. Bir dijital dünya. içerisinde avatar ve evlerini oluşturuyorlar. Bu evlerinde de istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. YouTube seyretmekten istediği oyunları açmaya. Ondan sonra evlerinden çıkıp farklı farklı mekanlara ve oyunlara da dalabiliyorlar arkadaşlarıyla. Böyle insanların bir beraber takılıp oyun oynayıp film seyredebilecekleri bir yer. Anlatması zor geliyor mu? Ya da zamanla kolaylaştı mı? Yani şöyle insanlar bayağı derin kullanıyorlar şu anda. Mesela günde bir buçuk saat falan kullanım var. Kullanıcı başına. başta Bir de mobilden bahsediyoruz Mobilden değil mi? bahsediyoruz. Ama zaten şey, bizim yaşımızdaki insanlar anlatması zor. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, daha genç çocukların daha rahat anlayıp kullandıkları bir şey çünkü zaten şu an o şekilde yaşıyorlar. Hani mesela bir 14-15 yaşındaki bir tane genç insana baktığın zaman, hani arkadaşlarıyla bir taraftan Roblox, bir taraftan Discord, bir taraftan Twitch veya YouTube'la takılıyorlar. Bizim yaptığımız şey, bütün bu hepsini bir ufak dijital dünyaya sokmak aslında. Şimdi ben bunu çok iyi anlayabiliyorum. Çok yakın dostlarıyla hep uzaktan ilişki yürütmüş ve bu Hı -hı. ilişkiyi tamamen online oyunlarda Discord'da yürütmüş insan olarak. Hı -hı. Ama bu hep desktop'ı ben şey yaptım ya, Hı -hı. deneyimledim ya masa üstünü. Mobil her zaman yani kaç insan var, nasıl kullanıyorlar farklı bir deneyim mi? Hı -hı. Çünkü bir de e, Metaverse demek doğru mu bilmiyorum. Kendi dünyamız demiyoruz bu lafı. Demiyoruz tamam <laughs> çünkü ben de çok aradaydım eskiden diyordun gördüm. Evet, evet. E, ama o. Kendi... Ama bir şey değil zaten. Hani Metaverse zaten var olan bir davranışa Facebook'un koyduğu bir ad yani. Hani hmm. sonuçta Metaverse denen şey eskiden de insanlar Roblox oynuyordu, Fortnite oynuyordu, World of Warcraft oynuyordu, Tabii. chat yapıyorlardı. Hani aslında Metaverse denen şey insanların dijital ortamlarda beraber gerçek zamanlı bir şeyler yapmaları. Hı -hı. ve yaptıkları bir yerden bir yere beraber gidebilmeleri bu aslında metaverse. Hani e, buna konulan ad aslında. Uzun zamandır Hı -hı. ben takip ediyorum. Tabii iter olduğunu da farkındayım. Tabii. O yüzden hep böyle aklımda karışık Hı -hı. karışık sorular var. Tabii. Eskiden biraz daha oyuna bağlıydın. Yani Aha. içeride bir oyun oynanması ve beraber oynanması lazımdı. Aha. Gerek chat gerek video call Hı -hı. eşliğinde gayet güzel de arayüzü vardı. Hı -hı. Şimdi ise ben kendi dünyamı veya var olan dünyaları mı içine yer Aynı da... şey aslında. Hani Bunch'ın ilk versiyonu yaptığı şey, yani bizim bir günden yapmaya çalıştığımız şey şu hani e, aynı oturma odasında veya LAN partisinde bir oyun oynamak Hı -hı. her zaman daha keyifli. Çünkü Tabii ki. E, tanıdığın insanlara bağırıyorsun, çağırıyorsun, Counter Strike falan filan oynarken bizim bu aslında bu eksperiyensi e, cep telefonlarına getirip insanların her zaman her yerde bunu yapabilmelerini sağlamak. Bunch 1.0'da yapmaya çalıştığımız şey bunu bir video chat uygulaması üzerinden sadece tanıdığın arkadaşlarınla yapabilmendi. Hı hı. Aslında Bunch 1.0 bir oturma odasını video chat odasına çevirmek aslında değil mi? Arkadaşlarına Kesinlikle. beraber oluyorsun. Beraber oynatıyorsun falan. Hatta odanı kilitleyebiliyorsun. Birileri girebilir miyim diye giriyor falan filan. Bunch'da şu an yaptığımız şey aslında bu oturma odasını gerçek oturma odası haline getirdik. Bunu yaptığımız zaman da sen bu oturma odasından çıkıp tanımadığın insanlarla da takılabiliyorsun. Peki hı hı. yani hep şeydeyim. Hangi koşullarda ben masa üstüne bilgisayarı oturmuyorum da mobilde yapıyorum? Ben cenzi olmadığım için mi anlayamıyorum? Bence sen cenzi olmadığı için anlamıyorsun. O yüzden, Çünkü ha, tamam. yani bence hatta gördüğümüz kadarıyla gelecek mobil veya konsol veya PC değil cross platform. Hı hı. Yani insanlar sevdikleri oyunları, sevdikleri insanlarla her ortamda oynamak istiyorlar. Buna Xbox'ta olsun, PlayStation'da, Nintendo Switch'te, cep telefonunda, bilgisayarda da ama her ekranda olursan ol, yani ne ekranda olursan ol, her zaman cebinde bir cep telefonu var aslında. Tabii ki. O yüzden e, biz aslında yakın zamanda da planımız PC ve konsola da geç, geçirmek bence ama ve lakin ee, yeterince e, mobil cihaz ve iPad var zaten yani tablet var. Tamam güzel. Oraya gidene olur. kadar biz bir büyüyelim ondan sonra geçeriz diye düşünüyoruz. PC konsolu hiç Hı -hı. beklemiyordum. Kafamda Hı -hı. başka yerler açtım. Ee, oraya gelmeden Hı -hı. E, hemen böyle senin bu Selçuk e, parantezini tamam. e, hızlıca halledelim istiyorum. Hı -hı. Nasıl bir çocukluk abi neler yapıyorsun? Ha. Ne ara Amerika'ya geliyorsun? Neresinde yaşıyorsun? Böyle, böyle bana... O anlatır mısın kısa. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. İşte İzmir'de doğdum, İstanbul'da büyüdüm. E, Koç Üniversitesi'ne gittim bilgisayar mühendisi olarak. Oradan okul birisi çıktım. Sonra işte İtalya e, bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar. Ondan sonra İtalya'da işte bir bilgisayar mühendisliği ve müzik okudum bir kısa dönem. Ondan sonra Amerika'ya Fulbright bursuyla geldim. Hı -hı. İşte burada e, semantik web denen zamanında Web 3.0 Semantik web diyorlardı. Ha, tamam, ben Aa, ne diyecektim sana <laughs> semantik web? <laughs> semantik web üzerine işte semantik webi kuran bir adam var, Jim Hender diye. Ee, hatta Tim Berners-Lee ile beraber bunun paperini yazıyorlar. Tim Berners-Lee de interneti bulan adam. Hı -hı. İşte interneti bulan adamın co ile işte semantik web üzerine çalıştım. Ondan sonra işte bir e, Türkiye'ye dönüp ilk şirket denemesi yaptım. İletken diye bir şirket kurdum. Hı -hı. Sonra işte bu şey alanındaydı, tavsiye sistemleri falan. Hani bir Amazon'a gittiğin zaman tamam, bunu alan tamam. bunu da aldı falan filan yapıyordu. İşte biraz hani ne yapmayı ne yapmamayı öğrendik ilk şirketle falan. <laughs> Ondan sonra ben baktım bu işler Türkiye'de zor. Tabii hangi seneden bahsediyoruz? 2000 kaç? 2010. 2010 2009 2010 ben 84'lüyüm. Okey tamam. Neredeyse son yaş varmış oradan. Aynen 2009-2010 gibi e, baktım bu işler zor Türkiye'de o, o dönemler. Bir de hani çok da iyi yani ne yaptığımızı çok iyi bilmiyorduk o dönemde. Ondan sonra ben hani e, Silikon Valisi'ne geleyim dedi. Aklımda bir fikir vardı İşte bu. Tavsiye sistemlerini Facebook datasıyla yapalım. Hani Facebook'la bağlan. Senin Aa, tamam. sevdiğin şeyleri sana tavsiye edelim falan gibi bir fikir vardı. Pixel var kodların vardır. revaçta olduğu zaman. Aynen aynen. Ondan sonra e, Silicon Valley'sine geldim direkt yani. Ondan sonra e, bir şekilde doğru insanlarla tanışıp doğru bağlantılarla falan. E, Social Wire'ı kurdum orada. Social Wire işte bir kişiselleştirme şirketi olarak başlattık. Daha sonra reklama pivot ettik. Çünkü hani hı hı. şunu fark ettik. Büyük e-ticaretçilerini kişiselleştirme yazılımı satıyorduk ama hani bunların sitelerini değiştirmesi çok uzun sürecek. Biz bunun ürünlerini onların sesinde hmm. reklam edeceğimize reklam reklam edelim hmm. e gibi pivot ettik onu. Ondan sonra o şirket büyüdü onu şeye sattık Rakuten'e sattık. Böyle bir Japon e-ticaret şirketi. Gibi. Ondan sonra bir tane daha şirket kurdum Boostable diye. E evet. O da Y Combinator'dan destekli. Zamanında işte Y Combinator'ın. Hangi şey? Hangi yıl? Winter 14. 14. 14. 2014'te. 2014'te. Hatta bu Sam Altman falan bizim partnerlerden falan biriydi şu an hani OpenAI'yi <laughs> kuran. <laughs> i̇şte güzel. Paul Graham var. İşte Sam Altman sanırım eskiden zaten hı -hı. E, direkt başında gibiydi de bir şey hatırlıyorum ama partner miydi? İlk başta mıydı? partnerdi işte. Sonra? Paul yani. Graham hala president'tı. Evet. Yani iCommunity'nin kurucusu. Aha. Ondan sonra Sam Altman da partnerdi orada. Daha sonra işte president oldu. Sonra OpenAI'yi <laughs> kurdu. Tamam. Oradan işte hatta Sam Altman'la tanıştık, Paul Graham'la falan çalıştık falan. Çok eğlenceli bir zamandı. İşte o şirketin de yaptığı şey... Sen internette bir şey satıyorsan o sattığın şeyi çok kolay reklam edebilmeni sağlayan e, bir sistem. Aa, bir pazar yeri üzerinden e, şu an Amazon'da yapıldığı gibi aslında. Amazon'dakini Amazon'da, Amazon'da, işte, Amazon'da reklam ediyorlar biz Facebook'ta olarak. falan reklam ediyorduk yani. Sen satıcı bize store'ına giriyordu reklam oluşturuyordun. Pazar yeri içinde değil dışında. Dış dışarıda. Hı -hı. Aa, okay, çok yani. Bu yüzden hani pazar yeri için iyi bir şey çünkü pazar yeri diyor ki bana beraber reklam gelecek bu satıcı sayesinde. Tabii ki hiç ona ona O yüzden biz ya. pazar yeriyle anlaşıyorduk bizim tool'umuzu e, satıcılarına veriyorlardı. Hı -hı. Sonra onu... Metric diye bir şirket satın aldı. Ee, hatta böyle eBay'in kurucusundan falan yatırmamıştık. Pierre hmm. Omidyar falan onun yatırımcısıydı. Daha sonra işte... Bak böyle çok kolay anlatıyorsun da bayağı <laughs> hikaye var aslında arasında. İşte yani biraz hızlı <laughs> zaman geçmeye zaman hani. olmadı için. Ondan sonra e, sonra bir iki sene Fiverr'in Startups'ta işte venture partner olarak yatırımcılık yaptım. Ne kadar, ne kadar süre? İşte iki sene falan, bir buçuk iki sene. Burada mıydın? Ya San Francisco'da. O zaman İstanbul Fransko'da. ofisi yoktu zaten. Doğal. San Francisco'daydım. Ben işte bu social var yaptığım dönemden beri San Francisco'daydım. Hı hı. Sonra işte 500 Startups'a çalışırken de işte San Francisco'da eydim. Ondan sonra baktım hani yatırımcılık eğlenceli ama ben bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum, hani bir şirket kurmayı falan. Hı hı. İşte 500 Labs diye bir startup stüdyosu kurduk. Hani stüdyo hani film stüdyosu gibi, nasıl bir film stüdyosu, senede birkaç tane film yapar, Aynen öyle. senaryolara bakar falan filan. Startup stüdyosu da öyle bir model. İşte 500'den destekli 500 Labs diye bir şey kurduk. Hani birkaç fikir denedik. Ee, en e, sevdiğimiz fikir Bunch'tı. Sonra, Bunch içinden çıkıyor. Bunch içinden çıktı bunun. Sonra biz dedik biz denemeyi bırakalım Bunch'a odaklanalım. Ee, sonra stüdyoyu Bunch'a çevirdik. Ee, Bunch o şekilde kuruldu yani. 500'ın bir şu an varlığı var mı içeride? Yani yatırımcı oldu ha, işte, yatırımcı yani normal. Okay. Ondan sonra işte şirket işte bahsettiğim gibi hani bizim asıl vizyon hani insanları Sevdikleri oyunlar ve sevdikleri insanlar etrafında bir yere getirelim. Cep telefonunda başlayalım ki bunu çünkü Hı -hı. olay seni arkadaşlarını bir yere getirmekse her zaman yanında bir cep telefonu veya bir tablet var insanların. O yüzden <laughs> e, çünkü mesela ben oyun oynamak istiyorum. Sen bilgisayarın başında değilsen oynayamıyorum senin Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani cep telefonunun öyle bir faydası var. Evet Çok doğru. Ve evet. ee, ona... herkes oyun oynayan Hı -hı. yani benden daha datalara hakimsindir ama Hı -hı. E, oyun oynayan insanlar için dünyada yüzde kaçı? konsol yüzde kaçı bilgisayar yüzde kaçı mobildir ben evet. mobilin daha yüksek olduğunu yüzde çok daha demeyeyim. fazla mobil ama pc ve konsol geri dönüş yapıyor şu anda biraz daha evet Hı -hı. Ee, İstanbul'da da zaten bir ataklar o tarafta evet. haberim var mı bilmiyorum evet. Yani. Evet. ama daha on... çok hardcore tarafta yani pc hmm. ve konsol mesela bizim gördüğümüz tarafıyla özellikle gençler hani 15 16 yaşındaki çocuklar falan daha ee, yani hani gamer diye bir şey mantıklı değil aslında bir genç bir insana bahsettiğin zaman. Çünkü herkes gamer. Bence de. Yani şey hani genç gamer demek e, Instagram Cemil Enyil demek gibi bir şey yani. hani <gülüyor> <gülüyor> Herkes gamer zaten yani. O yüzden evet. onların sosyal medyası aslında hani biz Instagram'a post ediyoruz orada DM yapıyoruz falan ya <laughs> çocuklar aslında Roblox'tan konuşuyorlar %100. Discord'dan konuşuyorlar Bunch'tan konuşuyorlar O şekilde iletişim yapıyorlar Bak sorularımdan biri Hı -hı. bu Aslında bunu şu an sormayacaktım ama Hı -hı. Zaten birçok oyunun içinde e, Building yani kendisi e, Konuşma özelliği Tabii. var ya Burada hani Oradan nasıl insan almayı planlıyorsun Ya da Tabii. oradaki farklılık var mı ya da yani Biz yapmaya çalıştığımız şey aslında Ondan değişti zaten Bir ara ilk başta yapmaya çalıştığımız şey şuydu e, Sen istediklerin oyununu oynarken Bizim uygulamamı kullan biz chat uygulaması lazım Yani hani o aslında bir pandemi varsa çok işe yarıyor. <laughs> evet bak o, da, o <laughs> Orada da, biz sonra. bayağı büyüdük böyle pandemiyle falan. Milyonlarca kullanıcıya geçtik. Hatta işte bir ara böyle Facebook falan geçtik App Store'da. Böyle fotoğrafını çekip anneme gönderdim. Bak anne WhatsApp'ı geçtik falan diye. <laughs> Bizim yapmaya çalıştığımız şey burada şu. insanlar arkadaşlarıyla vakit geçirirken bançı kullansınlar. <laughs> Bu kadar basit. Yani bu yapma açığımız şey bu aslında. Hani bir tane bir törnü bir İngilizce konuşalım bir saniye de hani Together app diye bir şey olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani bir birliktelik uygulaması diyelim. Ben nasıl ki Instagram'da komik bir video gördüm. Arkadaşıma Aha. gönderme isteği duyuyorsam Aha. yine aynı anda geçirme isteği de aynı yerde ve o, hı hı. Uygulamaya girdiğimde dur hemen buraya geleceğim şey çok merak hı hı. ediyorum az önce aklıma geldi ekstra soru olarak hı hı. abi sen hiç marketingle falan alakan yok niye bu kadar marketing işi yaptın daha önce konuşunca ve oyun da nereden geliyor? onu da hadi biraz geeks'in yani burada bakınca e, da, anladık da marketing aslında işte recommendation enginelerden falan geliyor ee, şöyle ki Bizim yap, bizim hani çalıştığımız alan hani personalization recommendation Aynen. engine olaylarıydı ya. Hı hı. Biz aslında marketing de aslında bir recommendation engine. E, senin ki, bakıp tamam. senin ne isteyeceğini bilmeye çalışıyor. Hı hı. Ee, biz senin ne isteyeceğini bilmeye çalışıp e, bunun cevabını size vereceğimize Facebook verdik. Ne oluyor? Bu reklam oluyor aslında. Hı hı. Dinamik reklam oluyor aslında. Okay, hani tamam. bu Facebook üzerindeki e, akıllı ürün reklamlarını aslında bulan şirket. Bizim şirket aslında hmm. zamanında. hani Hatta Dynamic Product Ads diye bir ürün yaptık. Facebook hmm. bize böyle Innovation Award falan verdi yani zamanında. Hani... E kendileri de yaptı böyle bir şey zaten. Evet şu No Comment o konuda. Öyle <laughs> mi? <gülüyor> Ama bir organik ilişki yok yani. Bir satın alma ürünü, bir white label falan. Hayır direkt yani ha. direkt Bize böyle inovasyon ürünü verip. Allah Allah o, o hiç böyle... de yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir film seyrettin mi daha önce? <gülüyor> Bu <gülüyor> konuyla ilgili. <laughs> o, um, çok iyi biliyorum. Evet. Ben şey sorayım <laughs> abi buraya hiç girmeden. Ama bir az önce güzel bir soru sordun. Onun cevabını tam abi. vereyim. Hani e, bizim bir önceki iterasyonumuz daha önce hani insanlar başka oyun oynarken bancı kullansınlar, konuşsunlar diyeydi. Evet. Şu anda banç aslında bir araç yerine bir mekan ve bir launcher da aslında. Bir, yani bir launch ama sadece bir launcher olarak bir tool'du. Şu an aslında evet. Bunch bir tool değil, bir mekan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim olayımız burada hani banç'ta buluş, ödev yap, YouTube <laughs> seyret. Sonra git biraz roblox oyna, git işte e, balık tutarken bir insanlarla tanış... Hmm. hatta bir kulüp kur insanlarla. Anlatabiliyor muyum? Hani oyunlarla e, yani oyundan önce. Et, oyun esnasında ve sonra takılabileceğim bir mekan yapıyoruz aslında bir böyle bir lan party bar gibi bir şeyiz aslında. Kesinlikle ve bu hissiyatı Aynen. veriyor. Hı hı. Her her zaman şundan bahsediyoruz abi fikir hı hı. önemli olan değil hı hı. bir fikri birden fazla insana verdiğinde hı hı. herkes Tabii. farklı şekilde execute edeceği için hı hı. onu hayata geçireceği için farklı ürünler çıkacaktır. Evet. Siz de bu birlikte olma, birlikte konuşma hı hı. işini yaparken evet. benim endikat çeken benim için endikat çeken şeyden bahsediyorum. Ben bir karakter oluşturdum. Hı hı. Tıpkı bütün bildiğimiz e, AAA oyunlarda veya online oyunlarda MMORPG'lerde yaptığımız gibi bir karakter dizayn ettim. Hı hı. Saçından gözlüğünden Tabii. üstünden başına kadar. Aa bir dakika. Hani ben sadece arkadaşlarımla takılmayı değil... ben orada bir varlık göstermekte diyorum. Bu, bu buradaki yani buraya neden böyle yaklaşıyorsunuz? Çünkü şöyle tam tezimizi anlatayım aslında. Hı hı. Şu. Yani biz insanların birlikte olmasını sağlamaya çalışıyoruz evet. tamam mı? Yani ve insan derken aslında bizim asıl kitlemiz Çocuklar yani 13, 14, 15 yaşındaki insanlar daha çok kullanıyorlar e, uygulamayı ve e, gerçekten kullandıkları zaman hani bunch işte beraber takılacağımız mekan olduğu zaman aslında biz başarılı oluyoruz Hı -hı. kitle için. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Bunch dışında ne kullanıyorlar şu anda? Tamam. Ya Discord, Discord, FaceTime, WhatsApp, Messenger gibi hı hı. şeyler kullanıyorlar. chat uygulaması kullanıyorlar. Rakiplere bak. Aynen. Ya da ya da, ya da tek rakibimiz Türk <laughs> Hava Yolları falan e, ya. da e, oyun oynuyorlar. Ne oynuyorlar? League of Legends oynuyorlar, Roblox oynuyorlar, Minecraft, e, Fortnite falan, tamam? Şimdi şu zor. E, bir araç olarak yani bir chat uygulaması olarak bir grubu yeni bir chat uygulamasına geçirmen problem diyecek ki arkadaşların zaten WhatsApp kullanıyor, Discord kullanıyor. Niye bir tane daha indirelim diyecekler uygulamayı? Tamam? O yani Yeni bir chat uygulaması indirmek bir grup için problemli. Kesinlikle öyle. Ama yeni bir oyun oynamak problemli değil. Asla değil. Değil mi? Aa, yeni bir oyun çıkmış hadi gençler oynayalım dediğin zaman hemen dalıyorsun. Çünkü niye? Tabii. Bu oyun oynamak için bir diğer oyunu bırakmıyorsun. Hı -hı. Değil mi? Şimdi yeni bir oyun denemek kolay ama ne zor biliyor musun? Bir oyunu bir sene sonra iki sene sonra hala oynamaya Oynan. devam etmek zor. İşte hyper casual'daki problem oluyor değil mi? Bir kere indiriyorsun atıyorsun falan filan. E, tabii. Ee, bunun iki tane başarılı formülü var bir tane formülü böyle bir hit game yap. İşte League of Legends, Fortnite gibi sonra sezon 1 2 3 4 5. Aynen. Biz bunu beceremeyiz. Bir şeyler. E, Milyar dolar ve işte ne bileyim piyango bileti falan lazım bunun için. <laughs> tamam mı? İkinci yol var. E, Roblox gibi UGC dediğimiz hani insanların yani bizi bize oyunları başkaları yapsınlar. Evet. Mesela Roblox nasıl aslında bir oyun motoru. Bu oyun motoruna insanlar oyun yapıyorlar. Aynen. Arkadaşlar Kendi dünyalarını yaratıyorlar. Ya da Rec Room falan filan Aha. gibi. Bu da zor çünkü hani bir 10 sene, 20 sene bir sürü kastırman lazım platform yapmak için. Hı hı. Bizim başarılı olduğumuz şey ki o yüzden insanlar günde bir buçuk saat vakit harcıyorlar kullanıcı başına. Çok inanılmaz bir Aa, ya. Bunun sebebi şu ve birçok bir oyunda bunlar başarısız oluyor. Hı. Biz, işte, biz Bunch'a böyle ilk haftada böyle çok eğlenceli bir oyun olarak başlıyoruz. Ayın sonunda Discord'u replace hı. etmeye çalışıyoruz o grup için. Evet ve bunu yapabilmemizin yolu da aslında Bunch aslında o kadar hafif ve o kadar iletişim odaklı bir oyun ki insanlar buraya işte ne bileyim balık tutmaya, laser tag oynamaya geliyorlar. Sonra ödev yapıyorlar, beraber YouTube seyrediyorlar. Çok güzel. Yani. musun? Yani işte buraya işte karakterini oluşturuyor, evini yapıyor, ev partisi yapıyor, YouTube seyrediyor. Buradayken bir bakıyor, "Aa" diyor, "Ben burada cep telefonu masaya koyup ödev de yapabilirim ben burada." diyor. Hı -hı. İşte o yüzden ya da ya da bir insanlarla tanışıyorlar, kulüp kuruyorlar. Sonra beraberken Roblox oynamak veya Fortnite oynamak buradaki bir parça. O yüzden aslında oyun içerisindeki voice chat ile çok rakip etmiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bir oyunu zaten oynuyorsan oyna içerisinde Bizim olayımız o değil yani. Bizim olayımız... Sen aslında hani Inception diye bir film vardı. Size hiç seyrettin mi? Tabii i̇şte Rüyada rüya görüyorlar. Tabii. Biz en tepedeki rüyayız aslında. <laughs> evet çok doğru aslında. Ve başka rüyalara tekrar ve tekrar girmelerini sağlıyorsun. Aynen. İşte o yüzden de şu an en büyük fırsat ve problem şu yani bir insanlar gördüğü zaman uygulamayı bir denedikleri zaman gerçekten aman Allah'ım falan diyorlar. Çünkü yeni bir kategori. Hı hı. Şimdi yeni kategoriyi e, o... anlatmak zor. Tamam onu söyleyecektim. Bak o yüzden hı hı. ben bu kadar soru soruyorum. Aynen. Hakikaten yeni ki ben hayatım boyunca oyun oynayan arkadaşlarıyla online'da görüşen evet. insan olarak dahi soru işaretleriyle Şimdi geliyorum. Çocukların etkileşimine çok daha yatkın bir ürün ama hı. ve lakin piyasada çok buna benzer bir şey yok. Böyle oyun gibi bir Discord aslında. Evet böyle. aynen öyle. Yani o yüzden mesela insanlar gördüğü zaman çok iyi e, e, retain ediyorlar Bizim o yüzden en fazla şu an vakit ayırdığımız alan, hani bunu nasıl anlatabiliriz, nasıl hmm, gösterebiliriz? Hmm, hmm. E, çünkü o mecayı bir an önce insana göstermek lazım. yani. Marketing yapıyor musunuz peki? Şu an çok yapmıyoruz, çok çok acayip ürüne odaklıyız. Öyle şu an mi? ürün içerisinde e, ürün insanlara atmaya çalışıyoruz ki. Anladım marketing'i daha çok kullanıcı yapacağız. var şu an. Şu an rakamları çok açıklamıyoruz ama ha. işte 100 binden fazla 1 milyondan az diyelim aylık. Tamam. Daha çok Amerika'daki insanlar mı? Lokasyonu veriyor musunuz? Ee, daha çok Amerika'da ve Kanada'da onun dışında tüm bayağı global. Ben ee, Türkiye'de yayacağım arkadaşlarım artık. Ben ya. yayalım. Yani şey işte Türkiye'den sonra işte Türkiye şey var. Türkiye diyorum. Amerika, Kanada, İngiltere'den sonra mesela Saudi yani şey Arabistan'da <laughs> ve Katar'da bayağı büyük. Oh. Neden? Onu da, Ramazan'da böyle bayağı bir arttı. <laughs> Aa tabii canım fakir geçirecek her şeyi arıyoruz ya. Neden arttı diyoruz? Baktık Ramazan'ın tam, Ramazan tam başında artmış böyle Sadio Arabistan'da. Garipmiş. Bu aslında çok olay ilginç mesela biz bir 1.0'da da bunu görmüştük. 12 Mart 2020'de falan böyle bizim kullanıcı tabanımız böyle giderken böyle bir gün şöyle gitti. Hmm. Ve Amerika'da hala böyle Covid'i falan ciddiye almıyorduk böyle. İşte hmm. Ofise gelsek mi ya yani, 3 gün geliriz 4 gün geliriz hmm. falan derken bir gün böyle pat diye artmaya başladı rakamlar falan. Sonra biz dedik ki hani neden teşekkürler bancı kullanınız zaman neden buradasınız yani falan dedik. Dediler ki biz İtalya'dayız. Ev, evde takıldık. Arkadaşlarımızı göremiyoruz. Burada Aa, oyun oynuyoruz. Evet doğru. Ertesi gün işte İspanya, Meksika falan böyle bizim uygulamanın büyüme trendleri direkt Covid pattern'lara falan meçhul bir zaman yani. Sormayı düşünüyordum. Acayip Hı -hı. de güzel özetledim bence. Yani o şu ilginç yani insanların yaşama şekliyle e, retention ve growth aslında çok benzerlikler gösteriyor. Ee, e, tabii o ilginç ki. bir sosyal deneyim aslında. Şey de o yüzden mi? Snapchat'le giriş var ya, hı hı. en başta. E, TikTokla giriş var. Bu aslında evet. sizin cenziye daha biraz. ...şey olduğunuz için mi seslendiğiniz için mi? Do Doğru. Yani, ben Gmail aradım çünkü. <laughs> Gmail var. Yani mora falan Cmore diye tıklarsan Google var. Ha o zaman ben görmüştüm. Görmüş. Ben gittim bayağı bildiğin telefon numaramla kayıt oldum. Android var. Yo şey iPhone var. Ha tamam. Android'de Gmail daha tepede gösteriyoruz çünkü. Ha. Uh, biraz bir growth ha, tamam. Bu böyle çok minik <laughs> bir ara şeyimdi. Var yani, var. Bir herhangi bir entegrasyon mu var diye merak ettim öncesinde. Yo, en başta görünce. Yani yapmayı düşünüyoruz. Mesela şu an mesela... Teaser vereyim. Lütfen. Yeni bir özellik geliyor mesela photo booth diye mesela, sen arkadaşların bir yere gittiğin zaman böyle Foto booth'a girip fotoğraf çektirebileceksin falan, müzik koyup hmm. falan filan. Hmm. bunları amacımız hani TikTok'a koy falan filan. Hmm. E tamam. Güzel bir growth şey yani, yani. orada hmm. özelliği Şimdi Spotify ile benzer bir pattern gördüm abi sizin şeyde. Hmm. 30 milyon dolara yakın para aldınız değil mi? Doğru. Ne kadar aldınız? Şey. Değerli mi soruyorsun? Yok yok, toplamda ne kadar aldınız? İşte 30 açtı yani 30, 30 Açtı mı? Aha. Ve hep bütün yatırımcılarınız dünyada az önce saydığım bütün oyunları yapan hı hı. ve dünyada kim oyun yapıyor en iyiler dediğimizde hı hı. E, toplaşan insanlar ki bunların haricinde sanırım iyi bir de var. Hı hı. Spotify hikayesine de baktığımızda onlarda hı hı. da e, Universal, e, Warner başka ki Sony hepsi girmişti hı hı. diye hatırlıyorum. Doğru. Yani bütün label'lar da oraya girmişti. E, onun yanında tabii bilemem. Ee, i̇yi yönleri olduğu kadar kötü yönleri de vardır. Fakat hı hı. E, sizin için süper bir stratejik hamle olduğunu düşünüyorum. Ya biz daha orada, çok iyiliğini gördük. Ya, bu, um, bu, bu, hı. Burada ne düşünüyorsunuz? Hani Ve, ve burada neler doğacağını çok merak ediyorum. Çünkü ben içeride bir oyun oynamak istediğimde arkadaşlarımla... Hı. ...işte bir oyuna tıklıyorum. Oyunu yüklemem gerekiyor bilgisayarıma. Hı hı. Ee, şey bilgisayarıma özür dilerim. Ee, te telefonuma. Hı hı. Yani aslında benim her türlü orada bir iki adımlı bir şeyim var ama... Hı hı. E, bu, bu şirketlerle daha organik bir yapıya sahip olmak beni kolaylaştıracak Tabii, mı benim için? Tabii, var şimdiden. var. Ee, onun yani... Aslında Spotify çok ilginç bir örnek oldu. Ben düşünmüyordum onu ama çok güzel bir analoji oldu. Çünkü hani mesela... Niye niye bu işte record company'ler, e, plak şirketleri Spotify'a yatırım yapıyor? Çünkü kendi streaming servislerini yapamayacaklarını fark edince... Hmm, çünkü aynen öyle. Kim Sonu'nun e, streaming platformu, Universal'ın... Streaming... O yüzden hani... E, ...bükemeyeceğin eli e, el sıkışırlar hı hı. E, diyelim, e, oraya yatırım yapıyorlar. Aslında buna benzer bir olay buradaki hı hı. Bunch'ta da. E, çok güzel bir noktaya da değindin, hani oyun indirmen gerekiyor falan. Aslında hı. o özellik, şunu görüyoruz Bunch'ta da mesela eğer sen... ...dedim ya hani insanların gruplarıyla beraber vakit geçirmelerini sağlayan hı hı. bir mekan hı hı. Bunch aslında. E, o yüzden mesela sadece olay oyun da değil. Yani mesela en son iki hafta önce YouTube açtık mesela şu an YouTube en fazla yapılan şeylerden biri Bunch'da. Beraber izlemek değil mi? Aynen beraber video izlemek. Kesinlikle evet abi. Twitch koyacağız daha sonra işte Spotify Aynen. falan koyacağız, Spotify'dan bahsederken mesela. Ee, oyun tarafındayken de gördüğümüz şey eğer insanlar arkadaşlarıyla burada Call of Duty veya Roblox oynama e, istekleri varsa zaten yükleme gibi bir problem yok. Direkt açıyorlar oynuyor, oynuyorlar. Evet diğer tarafta da hani oyun biliyorsun ama ve lakin yeni bir özellik getiriyoruz. Yine burada hani lansmanını yapayım. Instant game'ler geliyor bança tekrar. Mesela hı hı. biliyorsundur belki işte Mini Clip'in, Ubisoft'ın, Take Two Interactive'in falan bir sürü instant game'leri de var. Aynen yani öyle. Ben bekliyordum zaten. Geliyor, şey. geliyor, geliyor. e, tamam, çok iyi. <laughs> yani bança mesela şey düşün. Bilardo masası koy odana. Hı hı. Pat diye bilardo aç. Bançtan ayrılmadan. Ya da mesela Bunch Town'da satranç masasından otur birisi yanına otursun pat diye satranç oyna beraber tavla oyna okey oyna. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Anlar. Yani mesela tavla al evine tavlayı aç pat diye instant tavla oyunu açsın mesela arkadaşlarınla. Tamam. Ya da bir mekana git gel bildiğin kahvehane yapıp kahvede tavla oynatabiliriz <laughs> insanlara okey oynatabiliriz yani. Ben çok az deneyimleyebildiğim hı hı. için şunu sormak istiyorum ben kendi dünyamı yaratabiliyor muyum? Çünkü kendi ben işte evini yaratabiliyorsun. gittim, evime gittim. Ha orayı ben düzenleyebiliyorum Hı -hı. değil mi? Tamam burada çok güzel bir Orada zaman. bir buton var. badana butonu var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Badana butona batarsan <laughs> evini değiştirebiliyorsun. <laughs> yani. Okey. Daha sonra da şey geliyor. Bir de bizim mesela çok gördüğümüz ilginç bir özellik var. davranış var. Hı -hı. mesela bu ofise falan gidiyorlar ya insanlar. Tabii. Bizim yapacağımız şey aslında bu ofisi falan hepsini oyuna çevirip bir tane böyle bant şehri açacağız. Evet. Böyle tek bir yer orada Ortak işte alan dediğimiz eski fi şeyleri. film gösterisi yapacağız işte festival müzik falan Aha. filan ama bizim gördüğümüz darmaşlardan bir tanesi de şu oldu o açık alanlarda aslında insanlar kendilerine e, komüniteler oluşturuyorlar mesela Aha. belki görmüşsündür insan işte diyor ki BFM Emily diyor Hı -hı. veya işte Brad Jack diyor Hı -hı. biz dedik ki hani Bunch'ın güzel tarafı insanla konuşabiliyorsun ne yapıyorsun Hı -hı. sen burada falan diye <laughs> hatta biz Bunch'ta çalışıyoruz nasıl düşünüyorsun falan diyorlar hadi oradan sen nerede Bunch'ta çalışıyorsun falan diyorlar falan çok komik şey mesela yapıyorlar beraber komünite oluşturup bu komünelerini aydağını şey olarak gösteriyorlar İsimlerini değiştiriyorlar. Aa ta tamam. Night Online eski zamanlarda. Aynen o davranışta değil. Bançta yaşıyorlar yani mesela işte 30. gün retentionı 40 falan yani. Yani böyle Snapchat falan gibi retention yani. Ondan sonra bizim yeni getireceğimiz bir özellik kulüpler diye bir özellik getiriyoruz mesela sen bize çünkü soruyorlar diyorlar ki hani ...niye biz evimizde ondan fazla kişi alamaz mıyız? Diyor ki sen aslında ev istemiyorsun... ...sen aslında kulüp, kulüp istiyorsun. istiyorsun aynen öyle. Tamam. Beraber işte 50-60 kişilik... ...100 kişilik kulüpler oluşturup... Kendi özel kulübümü oluşturuyorum. Aynen sana kulüp oluşturacaksın. Orada oyun oynayabileceksin. Swipe bekliyorum aynen. Bütün startup dünyası... ...founderları buluşturuyorum başta. Yani şey gibi düşün... ...Discord serverına kulüp açmak gibi düşün. Aynen öyle. Çok güzelmiş. Tamam hadi web şey sormadığını sormadan edemeyeceğim <laughs> bu arada. <laughs> <ya>. Çünkü <laughs> bu kadar kişiselleştirilmiş ve... Evet. ...aset olan bir dünyada yani... Hı -hı. Ben bu kendi kulübümü veya evimi düzenlerken evet. koltuğu da parayla alabilirim mi, bana hı hı. ait olabilir ve başkasına sonra satabilirim. Tabii. Keza eşyalarımı da nasıl para kazandığını bilmiyorum. Lütfen onu da söyle. Bunch'ın nereden Tabii. para kazandığını ve bu tarz bir şey düşünüyor muyuz? Özellikler getirmeyi düşünüyor evet, mesela muyuz? Mesela ben ba babamlar sorduğu zaman ben derim ki biz işte, işte elbise satıyoruz, Heh. mobilya satıyoruz. İşte evet. ev satıyoruz falan. Bu, bu var. Bu var şu an evet, e, tamam. orada store diye bir tane tab var. Tab'a basarsan oradan insanlar işte kıyafet, e, hatta mesela insan bir sürü para verip evlerini apk ediyorlar falan filan. Aslında ben bu şey ederim. gibi bir şey. Güzel bir şey aldığın zaman hava arkadaşlarına hava atmak istiyorsun. Hani? Onun gibi bir şey. Canım. O şekilde daha çok para kazanılıyor şu Lola's an Böyle Lolas para vermedik. Ama yani işte Roblox veya Discord gibi model aslında. Hani aylık subscription yapıp mesela hani evet. evinin arkasında gökkuşağı öçeceksin. Bu subscription hmm. feature falan. Hmm. Yani bu tarz şeyler. NFT'lere de bakarsan aslında NFT hani bir sürü insan şöyle biz, biz, NFT metaverse'üyüz falan filan diyor. Hani bu yani bir sertifika metaverse'üyüz demek gibi bir şey yani. Hani <laughs> <laughs> NFT aslında faydalı bir şey ama tek getirdiği şey aslında bir sahiplik sertifikası. Hı -hı. Yani sen şu kalemi aldığın zaman bu kaleme sertifika almana gerek var mı bakkaldan? Gerek yok yani. Ama mesela ben bir Spider-Man böyle bir 100 dolarlık böyle bir oyuncak aldığım zaman hı, -hı bunun sahiplik sertifikası bende varsa hı hı. bunu aynı fiyattan veya daha fazla paraya başkasına satabilirim. Evet yani. arada bir yani bir bürokrasi bir kağıt kürek işi geri olacaksa gerekiyor zaten. Yani, yani şu, istediğin her şeyi bu wallet olmadan satın alabileceksin bunch'ta. Ha, okay. Yani bir wallet kullanmana gerek yok ama velakin mesela işte collectible dediğimiz işte e, Türkçesini bilmiyorum tam yani nedir? E, şey Saklamalık ne demek o Ko, koleksiyon koleksiyon ha koleksiyona ait e, daha böyle işte bundan sadece 100 tane var bunun fiyatı daha fazla gibi ürünler de çıkartacağız hı hı. ve bu ürünleri sen aldığın zaman sen istediğin gibi satmak satmanı da istiyorum ben bunu mesela bu şey gibi düşün ha, tamam güzel. ben mesela Spider-Man örümcek adam oyuncağı aldım e, pahalı 100 dolara bunu sadece marvel.com'da satabilirim bu iyi bir şey değil bunu ben istersem gitti gidiyor da satayım istersem ebay'de satayım istersem craigslist'e satayım tamam NFT'lerin getirdiği şey bu aslında. Evet, alttaki... Yani bunch'ta collectible sattığımız zaman hatta bunu normal parayla satacağız insanlara. Hı hı. sat, alabileceksin. Diyeceğiz ki istersen bak sana NFT'sini de verelim bunu. Başka yerde satabilirsin istersen. Biz gibi. i̇sterse kendi wallet'ını bağlasın. isterse kendi wallet'ını getirsin. Ya da bizim biz onu yoksa biz yaratacağız ona. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani bizim olayı yani bu şekilde yaklaşmayı düşünüyoruz. Yani tamam biraz bu çok web, hoşuma gitti. Bu web iki buçuk falan diyorlar buna. <laughs> Benim acayip hoşuma gitti Aynen. bu özellik. Ee, hı hı. PC konsol dedik başta Tamam Bana anlatsana Oradaki yani hı hı. Hatta sadece PC konsol üzerinde değil Direkt Bunch'daki o vizyonu İlerideki tabii, stratejiyi tabii. merak ediyorum Şu an Bunch aslında hani Çok ilginç bir teknolojik oluyor Çünkü hani native iOS Android uygulaması Ama hı hı. içerisinde Unity e, Run ediyor Aa doğru evet mantıken evet Unity aslında niye Unity diyorlar Her yerde çalışıyor aslında evet. Unity <laughs> O yüzden Bunch'ın aslında experience'ın %80'i 90'ı direkt konsola, televizyona, her yere port edebilecek bir experience. Hı hı. Biz şu an tüm odamızı iPhone'a, iPad'e veriyoruz ki oradan daha odaklı büyüyebilelim diye. Hı hı. Bunun bir diğer sebebi, PC ve konsol ne kadar oynansa da, insanların her zaman cebinde bir telefon var veya yanında bir tablet var. O yüzden hani ilk baştaki gitme yöntemimiz hani sen oyunu oynarken Bunch'a bir şekilde bunu bağla. Hı, hı. Daha sonra Nintendo Switch'in üzerinden de evini yapıp televizyonu seyredersin şekline gideceğiz. Yine tek bir dünya fakat bu sefer farklı cihazlarda ve şeylerde Aynen. olmuş oluyor. Hı hı, hı. E, son soru Tabii. Selçuk. Bu kadar müzik hayranı iken bir sanatçısın da aynı evet. zamanda yani yazıp söylüyorsun. Stüdyoda gördük Çok söyledim. görmenizi isterdim <laughs> stüdyo. inanılmaz bir şey var içeride. Aha. Ee, müzikle ilgili neden bir şey yapmadın? Yaptım. Albüm var Spotify'da hep no, 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 müzik olarak söylüyorum. Ha, yapıyorum. Ülün. Yani işte yeni Spotify entegrasyonu koyuyoruz, konserler veriyoruz, bançta hatta Ama bu banç. Yani konserler veriyoruz. Banç aslında bir entertainment ürünü aslında, oyun ürünü değil. Evet. Yani aslında yani bir hani ben müzisyenliği sevmenin sebebi hani şey ortaya bir şey koyup Hı -hı insanların bu ortaya koyduğum şeyi paylaşıp onları bir şekilde etkilemek aslında Hı -hı. müzisyenliği benim sevmemin sebeplerinden biri mesela bir konser verdiğin zaman şarkı söylüyorsun insanlar o şarkı söylediğin şarkı söylüyorlar falan filan. Bir de canlıyken direkt alıyorsun oraya. Aslında kısım. bir ürün ortaya çıkartıp milyonlarca insanın bu ürünü kullanması da benzer bir aslında haz veriyor insana. Hı -hı. O yüzden hani benim yapma, yapmayı sevdiğim şey bir şeyler yaratıp insanlarla paylaşmayı seviyorum. Müzik yarattığım bir şey. Bunch'ta başka yarattığım bir şey. Ve Bunch'ın yani eğlenceli tarafından biri mesela. Daha iki gün önce Los Angeles dedim mesela çok büyük müzisyenlerin ajanslarıyla, temsilcileriyle falan hani bançta neler yapabiliriz falan gibi şeyler konuşuyoruz mesela. Hatta mesela geçen bir tane ajansla konuştum mesela. Şey Eee tam detenir. çok çok sevdiğim bir grubun reprezentatifleri mesela hani bunun Hı -hı. konserini bançta nasıl veririz falan filan diye konuşuyoruz ha, çok mesela. yani zaten mi? sen az önce konuşurken de aynı şeyi söylesem mi söylemesem mi diye arada kaldım. Ama Fortnite'ta nasıl işte Travis Scott'lar, Ariana Grande'lar şey verdiyse o olayların sürekli verdiyse... bançta süre geldiğini düşün. Çünkü ha. Fortnite aslında bir Battle Royale oyunu, banç aslında bir mekan. Evet. Çok daha fit ediyor Hı -hı. kesinlikle. Aynen. O, onların hepsini göreceksiniz bançta yakında. Çok teşekkür ederim. Güzel. Beni ağırladın ne vakit ayırdığın için. Bir şeyler atlamışızdır diye. Yani kısa vakitte bence, bence pat pat süper, süper oldu ettik. yani aynen. Ben inanılmaz keyif aldım. Ee, ve son bölümüsün bizim bu Amerika özel <laughs> serimizde. Onur ettin. Estağfurullah. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman sevgili dostlar, bu bölümü bitirdiğim ve bu akşam geri döndüğüm için İstanbul'a çok üzülüyorum. Ee, fakat harika bir iş becerdik burada. Bu, bu dört ismi aynı anda tek bir seyrede toplayan başka bir yer yok. Ve harika sohbetler oldu hepsi. Benim için ve sizin için olduğuna da eminim. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz her zaman çok önemli. Paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.